Merhaba, medya meselesinden herkese selamlar. Ben Melek Cevahiroğlu Ömür, arkadaşım Meryem İlayda Atlas'la birlikte stüdyoda tekrardan sizinleyiz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var, Betül Alakent. Doğru, doğru. Betül yaklaşık 17 senedir medyanın içerisinde, fakat 10 senedir de ekonomi muhabirliği yapıyor Sabah gazetesinde. Betül'ün güzel bir özelliği de var, bence bunu öne çıkartmamız gerekiyor. Ödüllü bir gazeteci, 9 tane ödülü var. Daha taze dün akşam bir tane aldı. İstanbul İhracatçılar Birliği'nden ihracat haberlerine yaptığı desteklerden dolayı ödüller aldı. Betül 10 senedir ihracatın, ekonominin, piyasaların nabzını tutan haberler yapıyor. Bugün de Betül hoş geldin öncelikle. Bugün de aslında seni çağırmamızın sebebi de bu son dönemde Türkiye'deki televizyon programları, tartışma programları, podcastler, YouTube, Twitter gibi pek çok kanalda en çok konuşulan gündem ekonomi oldu. Pek çok hukukçu, siyaset bilimci, ekonomist, işte özellikle de bu hafta başında açıklanan ekonomi paketinden sonra herkes yorumlarını yaptılar, fikirlerini söylediler. Bu güzel bir şey. Fakat benim dikkatimi çeken bir husus oldu. Bütün bu yorum, önce bir sessizlik vardı hatırlarsanız. Ondan sonra yorumlar gelmeye başladı. Fakat bu yorumlarda dikkatimi çeken husus hep gündemi başka taraflara, başka bir niyete, hedefe, amaca, tutkuya çeken yorumlar oldu. Üstelik yetmedi. İşte bu platformlar insanlara dar geldi. WhatsApp gruplarına taşındı. Burada da ama sadece yorum ve fikirler yoktu. Bunlara dediğim gibi sonuna kadar saygımız var. İsteyen kendi işte eğitiminden aldığı ya da deneyimle geliştirdiği, işte liberal politikalar olsun ya da başka türlü hesaplarla kendi kavram ve teorileriyle birçok mevzuyu tartışabilirler. Fakat iş yalana, tezvirata, suçlamalara dönüşünce bu sefer insanlar da yani piyasalar bir şekilde rahatlamaya çalışırken ki ekonominin psikolojik etkilerini de biliyoruz az çok. Böyle bir tutuma girişildi ve bu tutum gerçekten rahatsız edici bir tutuma dönüştü yani. Ben dolayısıyla bunu aslında ekonomi haberciliğini konuşalım. Yani birçok kişi ekonomiyle ilgili yorumlarda bulunuyor. Bir takım gözlemlerde bulunuyor. Deneyimleriyle vesaire sürece yön vermeye çalışıyor. Fakat insanlar içerisinde bu yorumlar gerçekten çok kıymetli. Fakat gördüğüm bir şey dediğim gibi bu işin çok spekülatif taraflara çekildiğini gördük. Ben şunu merak ediyorum. Dolar yükselirken de, dolar düşerken de, dolar özelinde söylüyorum çünkü sürekli dilde bu var. Spekülatif yorumlar yapanların pek değişmediler yani. Bu neden oluyor? Yani ekonomi haberciliğinde, ekonomi yorumlarındaki bu spekülatif yorumların kimler yapıyor ve neden yapıyorlar diye sorumu ortaya bırakıp kenara çekilmek istiyorum. Ya bizim mesleğimizde en temel şey bize öğretilen güven. Ekonominin temeli güven aslında ve yapılmak istenen burada güvensizlik ortamı oluşturmak oldu. Son dönemde en çok gördüğümüz şey de güvensizliği körüklemek üzerineydi. Yani birçok medya kuruluşu da güvensizliği, bu doların ateşini yükseltmek için güvensizliği körükleme yönelik yayınlar yaptı. Benzer şekilde sosyal medyada, lider dediğimiz ismen öne çıkmış birçok isim, ekonomi duayeni dediğimiz isimler bunu direkt kendi köşeleri üzerinden yazamasalardı. Çünkü bir yasak var günün sonunda bazı şeyleri. Dolar spekülasyonu veya döviz spekülasyonu ile ilgili bir yasak var. Evet. Gazetede bunu direkt şöyle iddia edemezsin. Dolar 20 lira olacak, 30 lira olacak diyemezsin. Ama bunun ateşini veren, bunun alt sinyallerini veren köşede bu tarz yazılar yazabilirsin. Ya da bunu sosyal medyada ifade edebilirsin. Bazı ekonomi duayeni dediğimiz bazı isimler, mesela bunlardan biri 2010 yılında ekonomi yöneticiliği yapmış. Büyük bir gazetede ekonomi müdürlüğü yapmış bir isim. Ardı ardına sosyal medyada yayınlar yaptı. İşte dolar 20 oluyor, 25 oluyor, 50 oluyor, 100 oluyor. Yani o kadar çok spekülatif yayınlar yaptılar ki arka arkaya. Ya da bir başka ekonomi yöneticilerinden, ekonomide piyasada bilinen isimlerden Katar'la Türkiye swap anlaşması yapmıştı biliyorsunuz. O swap anlaşmasında dolar 22 lira olacakmış gibi bir işaret verdi. Hatta Merkez Bankası da bunun üstüne açıklamalarda bulundu. Hatırlıyorum, ben de o açıklamayı dinledim. Özellikle de orada şundan bahsediyorlardı. Evet, 22 lira olacak ama bunun süresi belirtilmedi diye bir şey söylüyordu. Bir ay mı, bir sene mi, 6 ay mı gibi bir yorum da vardı. Orada iddia şeydi, Türkiye ile Katar dolar kurunu 22 lira üzerinden baz aldı gibi bir iddiada bulunuldu. Evet.
hal beklentilerde olunca, 20 liraya çıktı hal değil mi? Olunca evet, beklentiler otomatik 20 liraya çıktı. Yani ve benzer yayınlar da arka arkaya gelince gazetelerde direkt rakamsal olarak ifade etmese de faiz düşürmeyin, faiz üzerine ciddi bir şey oldu. Merkez Bankası'nın hani Cumhurbaşkanı müdahale ettiği iddia ediliyor ama medyada da bu faiz üzerine, Merkez Bankası'nın faiz toplantısı öncesinde ardı ardına açıklamalar geldi. Faiz indiriminin ardından da mesela TÜSİAD açıklama yaptı ki bunlar iş dünyasının lider kuruluşlarından. Siz bu tarz açıklamalar yapıyorsanız... Evet, yeni küçük, ekonomik modelle başarıya ulaşamayız diye sanırım 18 gibi, Aralık'ta aynen, bir şey var. Faiz indiriminin hemen ardından ki faiz indiriminin gelme nedenlerinden biri sanayicinin üretiminin desteklenmesi, kolay paraya ulaşılmasının sağlanması. Yani dünyada faiz indirimini üreticiler desteklerken bizde tam tersi bir pozisyon oluştu. Faiz indiriminin karşı açıklamalar görmeye başladık. Bunlar tabii ilginç oldu. Bir 10 günlük süreçte arka arkaya, yani şimdi arz talep meselesi, siz dolara talebiniz artarsa fiyatı da artar. Yani bu klasik bir denklemdir, basit bir denklemdir. Siz arka arkaya bu tür açıklamalarla, o dönemde biz çok şey, yani şimdi görüyoruz, daha çok insanlar yazmaya başlıyorlar. 20 olacak, 25 olacak, 30 olacak birçok insan bankadan kredi çekip dolar aldı. Neden yapılıyor bu? Yani tamam, kimlerin yaptığını çok güzel izah ettin bize. Ben bir de merak ediyorum, yani bunun kime faydası var? Bunu yapmak, ya bu, böyle haberleri yaymak yani ya da bu şekilde manipüle etmek yani piyasayı. Şimdi Demirel'in sözü var ya, tencere ocak yıkar, iktidar yıkar, iktidar kurar şeklinde. Burada tabii arkasında siyasi bir hesap var. Yani günün sonunda siz fiyat ne kadar yükselirse, halk ne kadar zor duruma düşerse, bu bir süre sonra şeye de döner artık. Yani halk isyanlarına da dönebilirdi. Düşünsenize bu doların çok çok güzel bir politikayla zaten buna müdahale edildi. Aslında yönetim bunu zaman zaman da açıkladı. Bizim bir planımız var. Biz yeni modelimizi üretim ve ihracat odaklı geliştiriyoruz. İretim ve ihracatta faiz indirimi olmak zorunda. Çin modeli diye konuşulan, sonra evet, Türk modeli, Türkiye diye, modeli diye açıklanan bir model var aslında. Türkiye'nin kendi özgü bir modeli vardı. Ve buna yönelik zaten açıklama yapılacağı, programın açıklanacağı belirtilmesine rağmen arka planda bunun olmayacağı, böyle bir planın olmadığı, kuru gürültü olduğu iddiaları arka arkaya geldi. Bunun arka planında yatan en temel sebep de siyasi. Düşünsenize, yani bu arka arkaya yükseliş devam etseydi bir ya da bu birkaç gün içinde müdahale gelmiş olmasaydı, 20 Aralık'ta o müdahale gelmiş olmamasaydı, her şeyin fiyatı 5'e katlandı, 10'a katlandı, vatandaşlar öfkeli. Dolar hızla yükseltilmek için de köprütülüyor zaten. Sokak hareketleri olabilirdi. İş bu noktaya gidebilirdi yani. Eş zamanlı olarak bunu da göz ardı ederiz. Muhalefetin erken seçim talepleri var. Aynen. Ve bu talep son 5-6 gündür de bu doların yükselişiyle beraber yukarı çıktı. Şimdi aslında belki medyanın burada bir kötücül bir yanı var. Medya uzmanlar çıkarıyor. Ve medyadaki uzmanlar, bizim halkımız da uzmanları dinlemeyi seviyor. Bir de böyle hocalara, işte profesör, takip olanlara yani güveniyor. İşte zaten öğretmenden başlayarak yani eğitimciye bir saygı var. Ama burada bazı şeylerin siyasi olduğunu ve buradaki yorumların ekonomiyle ilgili, matematikle ilgili olmadığını, işin güven endeksleriyle ilgili olduğu, psikolojik boyutlarıyla ilgili olduğunu çoğu zaman söylemiyorlar. Bu aynı şey sağlık meselesinde de yaşanıyor. Yani bir uzman bir yerde, bütün dünyada üstelik, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı birçok politikaya doğrudan alanında çok uzman, yetkin isimler mesela karşı çıkıyorlar. O zaman bu demek ki ABC değil, 2 kere 2 4 değil. Ama bize anlatılan medyada bir kişi çıktığı zaman bu 2 kere 2 4'tür, bu bilimdir diye söyleniyor. Medyanın insanları en büyük yanılttığı nokta burası bence. Çünkü bunlar ekonomiler midir? Ekonomiyle ilgili gerçekten sahadan gelen ve üzerinde tartışılmaz veriler midir? Yoksa insanların siyasi fikirleri, hatta o siyasi fikirlerin arkasındaki düşünceleri ve gerçekleştirmek istediği bagajlar sanki mıdır? Sanki tek bir ekonomi teorisi varmışçasına, evet, tek bir ekonomi metodu varmışçasına o metot üzerinde
belirli isimlerin verdiği işte ekonomi 101 herhalde dersinde öğretilen bir şeyle gelen, hani bu bizim akademide yoktur, bu literatürde yoktur bu şeklinde, o kurallar uygulandığı sürece serbest piyasa ekonomisi evet. düzgün çalışır. Şimdi evet yani, ama şartlar değişmiyor mu yani? Liberal ekonomi kitapları şöyle başlıyor. Yani bütün, bakın çoğunda aşağı yukarı işte kimisi havyar yer, kimisi patates yer ve bu böyledir. Arz taleple oluşur ve işte alım gücü diye bir şey vardır. Geçim endeksi diye bir şey vardır. Bütün bunlar zaten ön kabullerle gittiğiniz bir dünya. Bu zaten işin bambaşka bir boyutu. Yani liberal, neoliberal ekonomilerin illüzyonunda olan insanların başka bir dünya hayal edememesi bambaşka bir şey. Ama bir de bunun tamamen piyasadaki açık fırsatçılıkla bir ilgisi var. Bu da gerçekten bir siyasete hizmet eden bir konu. Şimdi uzmanlar çıkıyor. Zaten herkes ekonomist. Herkes ekonomiyle ilgili konuşuyor. Bir o yanı var. Onu da konuşuruz ayrıca. Ha, burada benim esas değinmek istediğim nokta şu. Şimdi öldük, bittik, mahvolduk. Piyasalar buluyor, çöküyoruz, batıyoruz diye bir evet. ciddi bir feveran edildi. Yaklaşık bir 10 günlük bir süreç aslında bu süreç. Doların çok hızlı bir şekilde artışıyla ilgili olarak. Bu konuda aslında Merkez Bankası Başkanı, Ekonomi Bakanı, Cumhurbaşkanı açıklamalar yapmasına rağmen bu açıklamalar dinlenmedi. Ve şimdi makroekonomik verilerin işte güvenle, psikolojiyle vesaireyle ilgili olduğunu da bildiğimiz için burada ortamda hakikaten daha önce zaten çeşitli gayrimeşru yollarla demokratik seçilmiş hükümeti bir şekilde elimine etmek isteyen, bundan arzu duyan, yani işte bu Barış Pınarı operasyonu, Fırat Kalkanı operasyonu gibi operasyonlarda hani acaba ordumuz çok büyük bir hazimete uğrar da buradan bize siyasi bir şey çıkar mı? Acaba bu konu sokak hareketlerine döner de buradan bize bir şey çıkar mı? Acaba ordu bir darbe yapar, göreve gelir de tekrar buradan bize çıkar mı diye siyasi yollarla değil, meşru olmayan yolları, yollar üzerinden bir iktidar değişimi talep edenlerin mecrasına dönüyor ve medyada, burada özellikle sosyal medyada ciddi anlamda bir suç işleniyor aslında baktığınız zaman. Çünkü bunun bir ekonomi verisiyle ilgisi olmadığı halde bu sistemin olmayacağı, ülkenin yönetilemediği, işte başkanlık sisteminin bunun sonuçları olduğu vesaire vesaire. Buna karşılık işte bir yandan bakıyorsunuz anında bir erken seçim talebi. Daha dün işte HDP bir başka bir muhalefet partisiyle, Saadet Partisi beraber basın açıklaması yaptı. Acil erken seçimdir diye. Şimdi bakıyorsunuz erken seçim isteyen bir muhalefet var. Yani bir kitle var. Ama bu kitlenin, yani bu kitle her şeyi eleştiriyor. Daha öncesinde doların çıkmasını eleştiriyordu. Yine mesela şimdi Fox TV'ye bakın, Sözcü'ye bakın. Bütün yayınları son 2 aydır, 3 aydır gıda zamları üzerinden. Çünkü gıda zamları toplumun en alt kesimindeki insanlara çok hırpalayıcı bir tablo oluşturuyor maalesef. Yani gıda, ilaç, bunlar çok temel şeyler. Yani insanların siz hani peynir alamadığı, yağ ulaşamadığı, süt alamadığı bir ortamda, bir ülkede iyi bir ekonomiden bahsedebileceğiniz evet. gibi bunun siyasi sonuçları da elbette hatırlıyorum, olur. Hatırlıyorum 16 Aralık'ta mesela evet. asgari ücretin açıklandığı tarih. 17 Aralık'ta bir ekonomist şöyle bir şey söyledi. Evet zaten söylemiştim ben 4000 TL olacağını, 4250 lira oldu ama çok sevinmeyin, 2 ay sonra zaten asgari ücreti alan kişiler bu işte temel ihtiyaçlarını evet. karşılayamayacaklar. 2 ay veriyorum diyor mesela yani. Mesela yine adeta suç işte Durmuş Yılmaz Halk TV'deki, eskiden düşünün Merkez Bankası Başkanlığı yapmış bir isim. Evet. Dolar düştükten sonra bu bir alım fırsatıdır diye açıklama yaptı. Evet. Bu bir suç aslında. Ya bu dünyanın yani, hiçbir yerinde bunun karşılığı yok. Fed'in eski Merkez Bankası Başkanı böyle bir açıklama yapsa tahmin ediyorum ki Amerika'da direkt operasyon düzenleri ve içeri alınır. Yani onunla ilgili bir müdahale gelir. Durmuş Yılmaz gibi bir ismin böyle bir açıklaması günün sonunda tekrar insanların o bir dönem, yani açıklamanın ardından, Cumhurbaşkanı'nın ekonomik modeli açıklamasının ardından doların tekrar yukarı yönlü bir hareketine neden oldu fark ettiyseniz. Bir evet. 50 kuruş, 60 kuruşluk. Bu açıklamalar, küçük küçük açıklamalar insanları hala manipüle etmeye yönelik açıklamalar. Yani bu adam fırsatı mı Melek? Tabii. Adam fırsatıdır demek şu, yani bugün düştü siz 10 liradan alın, zaten 2 hafta sonra bu yine 20 liraya çıkar, orada kazanırsınız. Şimdi dolayısıyla yani burada gerçekten bir beklenti var. Piyasanın bir kesiminde güven, istikrar beklentisi var. Öbür kesiminde de kaos, karmaşa beklentisi var. Şimdi bakıyorsunuz bu aktörler işte dediğim gibi doların düşüşünü eleştiriyor, çıkışını eleştiriyor, her şeyi eleştiriyor. Peki sizin ekonomik programınız nedir? Yani siz nasıl bir, mesela ben Halk TV'deki o yayını izledim. Çoğunu da izliyorum. Yani bakıyorum, eleştirilebilir tabii ki, bu ekonomik model de eleştirilmeli.
birçok açıklamada eşimle özellikle şu anda hani zam üzerinden muhalefetin bir siyaset yapıyor olmasında meşru buluyorum. Tabii ki zamlar var, insanlar dar gelirli, iyice zor durumda ama şimdi burada eleştiriyor musunuz az önce senin başta söylediğin, yoksa siz burada bir şey mi körüklüyorsunuz? Mesela siyaset yapıyorsanız siyaset yapıyorsunuz, yoksa siz gerçekten topluma bir ekonomi modeli, bir çözüm mü üretiyorsunuz? Siz tehdit mi ediyorsunuz, yoksa bir teklif mi öne sürüyorsunuz? Teklifiniz nedir? Tekliflerine baktığımız zaman tam mesela Cüneyt Özdemir yayın yaparken işte Osman Kavala ile ilgili karar açıklanıyor. İşte diyor yani doğrudan ekonomiye bağlayarak. Ne istiyorsunuz dediğinizde işte Demirtaş çıksın, Osman Kavala serbest bırakılsın. Ha bunlar ayrı bir düzlemde tartışılır da bunların ekonomiyle ilgisi nedir? Ya bunlar ekonomik şeyler değil ki, teoriler ekonomik bir çözüm değil ki. Siz o zaman şunu demeye çalışıyorsunuz. Yani biz Batı ile iyi geçinelim, o zaten bize bir şekilde yani kendi bağımsızlığımızın olduğu ya da kendi kararlarımızla ilgili siyasi meseleleri bir kenara bırakalım de demektir. Ve bu tamamen aslında bir siyasettir, bir ekonomik model değildir. Yani bu süreçte, bu karmaşa ve kaos içerisinde de medyaya uzman olarak çıkan, kendisini sanki böyle hani bütün her konuda söyleyen insanlar aslında şunu bilmek lazım, bunu açıkça ortaya koymak lazım. Bu insanlar kendi ekonomik modellerini, ekonomiyle ilgili tekliflerini değil, kendi siyasi bagajlarını ekonomi üzerinden. Yarın öbür gün büyük bir deprem olduğunda ondan da aynı şeyi devşirmeye çalışıyor. Pandemide de aynı şeyi devşirmeye zaten çalışıyor. Zaten komple teorisyenlerin de en sevdiği ortamlardır. Yani ekonomik istikrarsızlığın olduğu ya da işte bu olmadı, yok diyemiyoruz. Sonuçta bazı evet rakamlar son dönemde Türkiye'de gerçekten insanları tedirgin edici bir durumu vardı. Ama şunu da sormak istiyorum ben. Şimdi evet dolar yükseliyor, tedirgin oluyoruz, düşüyor. Tedirgin oluyoruz. Niye? İşte bu tür yorumlardan sebep, bu tür siyaset bilimciler, farklı bagajları olan insanların ortalığa saçtıkları işte ne bileyim WhatsApp mesajlarına düşüyor. Nedir o işte Bulgaristan'dan işte $1,000 geliyor Edirne'ye, bozduruyor, yiyor, içiyor, eğleniyor, tekrardan $1,000 dönüyor. Bu nasıl problem bilmem ne. Yani, kim ödüyor evet, bu arada, kim arayacak? Mizah konusunda gerçekten şey, üstümüze şey yok yani. Kimse su dökemez elimize. O noktada şey demiyorum. Ama bunlar üzerinden, bunlara inanmak ya da bunlar üzerinden algılarımızın bozulması şey açısından söylüyorum. Medyada ya da çıkan haberleri yorumlama noktasında bir sanki ekonomi okur yazarlığı konusunda bir sıkıntı var gibi geliyor bana. Yani biri bir şey dediğinde aa böyle mi? Biri bir şey dediğinde aa böyle mi? Yani kalkıp herkese işte Adam Smith anlatalım demiyorum. Ama burada da bir temel bir şey olması lazım. Yani ekonomi haberciliği ya da ekonomi muhabirliği yapıyorsun. Deneyimlerin var. Bunu sahadasın, görüyorsun, aktarıyorsun. Biraz bunlardan bahsedebilir misin bize? Yani ben doğru ekonomi yorumlarını anlayabilmek için neye bakmam gerekiyor mesela? Ya da haberciler bunu yaparken nasıl yapıyor? Siz neye dikkat ederek yapıyorsunuz? Etik şeyleriniz nedir? Öte yandan da insanlar neye dikkat etmeliler? Yani her yorumcuya güvenmem mi gerekiyor? Ben mesela Betül'e soruyorum. Çok pratik oluyor. Aynı kurumda çalıştığımız için. Betül ben de seni arayıp sorabilirim artık. Betül'ü arayın diye bir çözüm ürettik. Ya bizde bunun temeli aslında temel ekonomik veriler var ve bu işin gerçekten uzmanları var. Biz haberleri yaparken her zaman işin uzmanı kimse onu arıyoruz. Örneğin gıda haberi yaparken gidip turizmciden görüş almıyoruz. Her alanın uzmanı var ve dolayısıyla buna yönelik ilerlememiz gerekiyor. Biz televizyonlarda, sosyal medyada kendi aramızda da şaşırıyoruz. Yani gazeteci şimdi ekonomi muhabirleri olarak da bakıyoruz. Ekonominin hiçbir yayınında, hiçbir ortamında görmediğimiz insanlar kalkıp ekonomi yorumluyorlar. Dolar üzerine yorumlar yapıyorlar. Türkiye'de zaten 5-6 tane ekonomi yazan, ekonomi bilen, gerçekten profesyonel işini yapan insanlar ve bu var. Ve bu insanlar asla dolar şu olacak, altın bu olacak, euro buraya çıkacak gibi iddialarda asla bulunmazlar. Bunlar zaten suçtur. Ama ilginç olan tarafı dediğimiz gibi az önce Meryem'in de bahsettiği gibi siyasi iştahla bazı isimler yine muhalif olma iddiasıyla sözde tarafsız gazetecilerin çok ciddi yayınlar yaptığını da gördük. Sanki bağımsız gazeteci, muhalif gazeteci gibi böyle bir eşitlik varmışçasına. Yani sanki bunu eleştirenler ben bağımsızım, kimseye bağımlı değilim. Ama politikada olumlu bir şey çıkan prosesler için yani süreçlerde olumlu bir şey yakalamaya çalışanları da direkt böyle sen osun, sen busun diye bir yaftalama, itibarsızlaştırma var yani. Evet, orada en komik şey şu oluyor. Bağımsız olduğunu iddia eden birçok gazetecinin örneğin İmamoğlu'nu ağırladığında
yani arka arka soru sıraladığı övgülerle ne kadar bağımsız gazetecilik bu mudur? Yani hükümete muhalif olup muhalefete övgü düzmek midir? Ben bunu algılayamıyorum. Bana tuhaf geliyor. Bunun içinde yılların gazetecisi olduğunu iddia eden isimler var. O kadar çok artık övgüler diziyorlar ki arka arkaya. Şaşırıyoruz biz de yani. Hayır, soru bile soramıyorlar. Mesela İsmail Saymazlar'ın Ekrem İmoğlu ile yaptığı bir yayın vardı. Evet. Övmekten. Doğru düzgün övmekten soru soramadılar. Evet. Mesela. Evet. Yani günün sonunda bu dolar artışını tetikleyen şeylerin arkasında biz bu dönem medya kuruluşları üzerinden gidersek, Meryem'in söylediğine istinaden eklemek istiyorum. Gıda fiyatlarının artışını gündeme getirdi birçok tırnak içine muhalif olduğunu iddia eden gazeteciler. Biz de yazdık gıda fiyatlarındaki artışı ama bunun arka planını araştırmak gerekiyordu. Birçok uzmanla konuşuyoruz. Tüketici federasyonları var, onlarla konuşuyoruz. Üretici fiyatlarını inceliyoruz. Günün sonunda markete yansıyan fiyatı inceliyoruz. Ve bakıyoruz ki burada bir çelişki var, burada ciddi bir makas var. Bu neden kaynaklanıyor? Ciddi bir stok vardı. Stokçuluğun da kapısını aralamış oldu bu durum. Neden? Çünkü siz arka arkaya dolar 20 olacak, 25 olacak, 30 olacak diye açıklamalar yaparsanız elindeki maldan daha çok satmak, daha çok kazanmak, bunu fırsatçılığa döken insanlar türedi. Fiyat artışını bu da tetikledi. Yani biz 10 liralık piyasada yok diye 10 liralık ürünü 20 liraya satışa sunan yerler gördük. Bu araçlarda mesela, arabada çok ciddi anlamda biz bunu gördük. Araba birinci el fiyatı örneğin 700 bin lira, ikinci el satış yapan platformlarda 850 bin liradan satışa sunuyor 10 kilometre ve ikinci el araç. Bu neden kaynaklanıyor? Stokçuluktan kaynaklanıyordu. Ve stokçuluğu tetikleyen en temel şey de dolardaki artış beklentisi ve bunun körüklenmesiydi. Peki bu konuda stokçulukla ilgili cezalar yeterli mi? Çok yetersiz. Yani biz bunu da gündeme hep getirdik. Hatta bugün yine bir haberimiz vardı. Yaptık, yayınlandı. Arka arkaya, şimdi örneğin yine araçtan örnek vereyim. 5000 tane stok yapılmış. Araçların değeri 1 milyon ya da 800 bin lira. Bundan elde edecek karı düşünün. Her bir araçtan 200-300 bin lira vurgun yapacağını düşünün. Bu firmaya ya da bu bayiye kesilen ceza 500 binlerde. Yani çok komik kalıyor. Geçtiğimiz günlerde meclis AK Parti komisyondan geçti, meclisten geçti. 2 milyon lira yükseltildi cezalar. Lakin bu da yetersiz kalıyor. Büyük marketlere 100 bin lira gibi cezalar kesildi mesela. 100 bin lira nedir ki bu kadar büyük bir? Büyük vurgunlarda yani bir marketin günlük cirosunun onda biri değildir yani o 100 bin lira. Hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla bu cezalar çok dikkate alınmıyor. Bir ara gündeme şey gelmişti, biz bunu da haberini yapmıştık. Hapis cezasına gelecek. Çünkü artık siz burada insanların temel, özellikle gıdada, temel gıda ürünleriyle oynuyorsunuz. Yani insanların alması gereken temel ürünlerin önüne geçiyorsunuz. Tabii ya da şartları zorlaştırıyorsunuz. Gıda krizi var diye de bir takım haberlerle bu süreç pompalanıyor. Gıda krizi var. Gerçekten şöyle dünyada global pandemiyle birlikte başlayan bir tedarik zincirinde bozulma var. Dolayısıyla bu gıda krizinde tetikliyor. Yani buğday hem kuraklığın da etkisi bunda büyük ama tek başına Türkiye buna yetebilecek nitelikte olduğunda bize açıklıyor mesela TÜZOK Başkanı. Buğdayda bizim küçük bir miktar açığımızın olduğunu ve bunu Rusya'dan ithal ederek çözdüğümüzü anlatıyor. Ama bizde öyle bir hale döndürüldü ki arka arkaya yani çok kalemle, tek kalemle değil, stokçulukla, yapılan spekülatif haberlerle, kimi zaman sosyal sokak röportajlarıyla un ekmek alamıyorum, onu yapamıyorum, bunu yapıyorum. Arka arkaya o kadar çok şeyle körükleniyor ki günün sonunda siz şöyle diyorsunuz. Eyvah biz bittik herhalde yani. Evet, ülke doğru. Çok kötü ya durumda. Bu biz sokak röportajları dedin. Onlar da inanılmaz manipülatif. Onların üzerinde hiçbir denetim yok. İzlediniz mi bilmiyorum hiç ama böyle herkese rastgele mikrofon uzatılıyor ve onların içinden seçilerek montajlanıyor. Ama bir geçenlerde sanırım iki kişi ev hapsine şey olmuş, sokak röportajı yapan bir ev hapsine şey koymuşlar ama tabii ki ya sonuçta gazetecisiniz, medyacısınız yani altyapınız ya da ideolojik görüşünüz, inancınız ya da yapmak istediğiniz, vermek istediğiniz algı. Bazen de kurumunuzun size açıkladığı bir takım ne derler, amaç ve hedefler yayın var. Politikası. Yayın politikaları var ve bunlarla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Ya da bağımsız da olsanız sizi dürten bir şey var yani.
dediğim gibi orada da bireysel olarak yani ben işte bunu böyle görüyorum ve böyle olsun şeklinde. Senin dediğin gibi de ya da belirli haberlerle işte ne bileyim gazete çıkıyor diyor ki mahvolduk diyor. İşte mesela erken seçimden başka çare yok gibi böyle şeyler görüyoruz. Haber başlıkları görüyoruz ama bir tanesi vardı. Korku filmi gibi günler bizi bekliyor diye böyle bir manşet vardı mesela. Evet. 21 Aralık'ta hemen şeyin arkasında bir gazetede. Yani bu ne demek? Bu insanlar da gerçekten çok ciddi bir şeye, kaosa. Yani bu bir kaos tetikçiliği, kaos seviciliği değil mi bu yani? Buradan kim ne bağlanacak? Provokatif şeyler bunlar. Ha? Bunlar çok provokatif yani, provokasyon. Astrologlar da mesela bu konuda çok şeyler yapıyorlar, insanları yönlendiriyor. Ama benim mesela enteresan, benim dinlediğim astrologlar Türkiye'nin 2023'te şaha kalkacağını, çok yani güzel günlerin beklediğini söylüyor. Arkadaşlarla konuşuyoruz ki sen hangi diyor astroloğu dinliyorsun diyor. Öbürü de diyormuş ki işte hayır çok kötü günler bizi bekliyor diye yani. Ne diyorsun yani? Bence şeye bakalım çünkü astrolog meselesi son zamanlarda çok böyle ciddi anlamda tekrar popüler oldu. Biliyorsunuz 90'larda inanılmaz popülerlerdi. Her neredeyse gündüz kuşağında bir astrolog vardı. Şimdi bu daha astrolog, daha böyle butik hizmet veriyor. Ama bir de yani daha butik hizmet. Yani kişilerin, mesela şimdi Yıldız eskiden daha böyle şeye bakıyorlardı. İşte televizyonda hatırlar mısınız bilmiyorum. O A'dan Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye falan. Onların böyle kadrolu astrologları vardı. Bütün topluma bir şeyler söylüyorlardı. Şimdi işte kişisel yıldız haritaları ve online hizmet var biliyorsunuz artık. Bu aynı zamanda birçok sektörde var. Yani diyetisyen de var, psikolog da var. Astrologlarda da var. Böyle online hizmetler ve bir şekilde işte biz bir retrolara giriyoruz. Oralardan bir türlü çıkamıyoruz. Biz şu an çok kötü bir retrodaymışız mesela. Bayağı uzun, yok 16 Aralık'ta bitti galiba. Ya da bitmedi yani bilmiyorum. Başkasının ki başlamıştı. Birinin biten birinin başlamıştı. Ya bu bir sürü gezegen var tabii. Onların bir retrosu bir şeysi oluyor muhakkak. Ya tabii ki yani şeyi de küçümsemek için asla söylemiyorum ama şimdi tabii ekonomi işine ve makro meselelere girince işler biraz karışıyor. Yani çünkü sizin burada yaptığınız eylemlerin sizin asla kontrol edemeyeceğimiz bir evrenin gücüyle olması meselesi üzerinden ciddi anlamda da astrologların özellikle şimdi son dönemde iletişimin en güçlü olduğu WhatsApp grupları ya da sosyal medya grupları. Çünkü oralarda güven şeyi daha taze. Yani insanlar sosyal medyanın çok güvenli bir alan olmadığını, manipülatif bir yer olduğunu çok fark etmiş durumdalar. Ama sizin orada tanıdığınız, sevdiğiniz, beraber sosyalleştiğiniz bir arkadaşınız gönderince bu daha bir şey oluyor. Ama bunun manipülasyon olmadığı da değil. Şimdi siz ekonomi haberleri yaparken astrologlara bakıyor musunuz? Dediler diye yani mesela. Astrologların olayı nedir burada ekonomide? Ya biz tabii ki astrologlara bakmıyoruz. Yani ben şunu fark ettim. Şimdi bir dönem arka arkaya YouTube programlarında özür dilerim. Arka arkaya YouTube'da açıklamalar yapan ekonomistler varken eş zamanlı astrologlar da iddialarda bulunuyorlardı. 20 olacak, 25 olacak, 30 olacak, dolar alacak, başına gidecek. İlginç. Arka arkaya o kadar çok açıklamalar... Dolar alın diyenler de oldu yani. O kadar çok evet, dolar tavsiyesinde bulunan, altın tavsiyesinde bulunan ya da şunu yap buna yatırım aracı olarak kullan, coin tavsiyesinde bulunan astrologlar var ilginç şekilde. Şimdi düşünce ben birkaçına baktım bayağı yüksek takipçileri var. Milyon takipçileri olan astrologlar var. Şu an şöyle telkin ediyorlar. Sakin olun, retro dönemindeyiz. Sakın bozdurmayın, yeniden yükselecek. Bu şu an bir alım fırsatı. Ya bunlar çok ciddi spekülatif yorumlar ve bunu milyonlar izlediğini düşünürsek burada da bir müdahale olması lazım. Yani tabii ki tek başına astrologlar bunu manipüle ediyor diyemeyiz. Ama o kadar çok kanalda dolar üzerine yorum yapan, yani haritaya baktım bu böyle, Türkiye astrolojisine göre şöyle, yani dolar yükselmeyecekse bile bu tarz manipülasyonlar da zaten yükseltecekler ki, ama hükümet zaten buradaki politikasını net bir şekilde koydu. İşte bugün yine Merkez Bankası müdahale ettiğini açıklamış. Bu müdahaleler arka arkaya gelecek. Seçimle ilgili şeyleri de var aslında. Evet, yani çok ciddi iddiaları var. Seçimlerle ilgili tahminleri de var yani. İddiaları da var. Bu konularda hiç denetim var mı bilmiyorum. Burada aslında bence biraz daha aktif olmalı. Ben sosyal medyada özellikle bu tarz konularda daha aktif
da cezaların da daha caydırıcı olması gerekiyor. Eskiden çünkü meydan boş. Yani. Falcı yani, gibi astrologlara artık gidip soruluyoruz. Evet. Buna bakalım mı? Aslında bu konularda yani sosyal medyayı, kamuyu manipüle eden, yani bütün insanlara zarar verecek. Yani günün sonunda o doların yükselmesi sayesinde bazı insanların evine, mutfağına kadar giren bir zarar oluşturuyor. Tabii, çok ciddi. Ve buradaki konuştuğumuz şey reel olarak kötü giden bir şeyler değil. Oluşturulmuş bir kötülük, algı. Oluşturulmuş bir algı ve güvenlik, yapay yani. Bir kötülükten bahsediyoruz. Şimdi ya da zaten mesela topluma, ekonominin veya kötü zamanlarda topluma moral vermek yerine daha da kötü olacak her şey. Ve bir sürü manşet var o konuda. Az önce Melek de söyledi, daha da kötü olacak, batıyoruz, bitiyoruz diye. Şimdi dolayısıyla burada baktığımız zaman aslında bizde bir kamusal alan ahlakı ile ilgili bir sıkıntı var. Bu Habermas'ın bahsettiği kamusal alan ahlakı var ya, bizim hani bir arada yaşarken hani adeta bir aile içinde yaşıyormuş gibi hem çıkarını gözeterek ama hem de zarar vermeden kendi gündemini oluşturmak. Şimdi Batı'da bakıyorsunuz mesela topluma büyük zarar verebilecek mesela pedofili haberleri gibi haberler Alman medyasında yer almaz. Bizde detaylar yer alıyor. Daha önce konuştuk biz bunları bu programda. Yani mahkeme detayları şöyle oldu böyle. Bütün ülke şiddet oturup haberleri. Bu konuyu konuşuyoruz vesaire. Yani mesela bir büyük bir yani yangın olduğunda o böyle döndürülüp verilmez. 2 sene önce Paris'te büyük bir bina yanmıştı. Görüntülerine zor ulaştık. Ya çünkü bunun topluma bir faydası yok. Yani zaten kötü bir şey olmuş. Tabii ki bu haberler verilmesin, konuşulmasın diye asla söylemiyorum ama bazı şeylerde bunları kimse belirlemiyor. Gidip de Fransız, Alman basınına bir idareci, bir yönetici arayıp da bunu vermeyin demiyor. Bunlar bazen otomatik refleksler haline kamu yararı açısından devreye giriyor. Yani insanlar bir araya gelip bir akıl üretiyorlar. Yani biz bunu yapmamızın ne yararı var? Basın özgürlüğü ile basın sorumluluğu arasında bir denge tutturulmuş. Bu yazılı olmayan kurallar, etik kodlar neyse yani mesleki anlamda. Bunu da çok da güzel devam ettiriyorlar. Bizde en vahşi haliyle hiçbir denetim olmadan böyle bir şeyin içine biz insanlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi atıyoruz ve bunun da bir karşılığı yok. Mesela gene benim yakaladığım bir şey bu mesela erken seçim vesaire konuları konuşulurken abi bakıyorsunuz doların bu kadar manipülasyonundan bazıları aslında saman altından böyle çaktırmadan Bitcoin'e yönlendiriyor. Evet. Başka değerli yerlere yönlendiriyor. Ondan onun ne karı var, ne çıkarı var? Yani bize ekran karşısına çıkıp ekran yüzlerinin özellikle işte şöyle olacak, böyle olacak diye yaptığı şeylerden kim kazanıyor diye sorduk ya. Mesela ben böyle bir şey gördüm. Ne dersin bu konuda? Bitcoin yani meselesi, daha başka başka menkul değerlere yönlendirilme meselesi. Ya biz geçtiğimiz günlerde onun haberini yaptık. Bağımsız gazeteci olduğunu iddia eden ve sosyal medyada çok takipçisi olan isimler var. Yani isim vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama birçok kişi bunu biliyor. Foycoin diye bir şey var. Bunlarla ilgili tweetler atıyorlar arka arkaya. Tweet başına 500 lira alıyorlarmış ki belki arka planda daha yüksek meblağlar da söz konusudur bilmiyoruz. Ve bu coin battı şu an. Şimdi bunun hesabını kim verecek? Bu coin firması 16 milyon liraydı yanlış hatırlamıyorsam 16 milyon liralık bir varlıkla coin firmasının sahibi yok. Ulaşılamıyor. İnsanların oraya dolar yatırdıkları birikimleri, resmen. Yatırımları gitti. Bunun gibi bir sürü hesap var. Coin mesela bir dönem hatırlarsınız işte. Onu da zaten gündeme getirenlerden biriydik. Tosuncuk vardı hatırlarsanız. Evet, tabii. Bu dönem o tosuncuğu da incelerseniz sahip onun da hesaplı, onun da onunla ilgili tweet atan, sosyal medyada yazan bizim gazeteci dediğimiz ya da kendini gazeteci olarak addeden isimler var. Yani bunların özellikle bence Türkiye'de cezalar daha caydırıcı olmalı. Çünkü insanların gerçekten kimi insan bu tarz ürünlere para yatırmak için evini satıyor. Çünkü kısa vadede büyük para kazanmalar vaat ediliyor bir de. Bizim galiba hani biraz önce dediniz ya toplumda ekonomi tam bilinmiyor. Yani evet ekonomi okuryazarlığında yani bu tarz haberleri de habercilik tamam habercilikte de okuryazarlık konusunda bazı şeylerimiz var ama yani biraz da sanırım bizim de kendi içimize dönüp yani evet cezalar yükselmeli diyebiliriz ama siz ne kadar yani buradaki o okuryazarlığı arttırmadığımız sürece cezalar ne kadar yükselirse yükselsin yine aynı manipülasyon olduğu sürece aynı şekilde insanların bunlara tav olmak, buradan bir kaos, bir moralsizlik, bir
İşte çünkü geleceğe dair beklentilerimizle ilgili düşüncelerimiz bizde kaygı üretiyor. Yani. Kaygı hem stres faktörü, bu ileride sağlığınıza da etkisi var. Yaptığınız işe etkisi var. Motivasyonunuz bozuluyor. Bir süre sonra aile ilişkileriniz bozuluyor. Arkadaş ilişkileriniz bozuluyor. Yani WhatsApp gruplarında insanlar artık böyle işte ekonomiyle ilgili birbirlerine girmeye başladılar. Tabii. Sanmıyorsam yani bu böyle oldu. O böyle şeyi görmek lazım. Bu ekranlarda üretilen bir birim bilginin, yalan veya çarpıtıcı bilginin çarpan etkisi çok fazla, evet, insanların çok şeyinde. Yalnız mesela ben bir şey ilgimi çekiyor. Sen bu Bitcoin meselesini bitirdin mi? Onu önce sözü kesmiş gibi oldu. Yani coin meselesinde benzer durumlar var işte. İnsanları yönlendirirken, sen bunu öne sunarken, iddia ederken düşünmek lazım. Dediğim gibi yatırımı batan, bundan dolayı depresyona giren, ben sosyal medyada şimdi görmüyorum, bir sürü kişi yazmış arka arkaya. Ben ne yapacağım Allah'ım? Evimi satmıştım, arabamı satmıştım. Yani bırakın kenardaki birikimini. İntihar edenler buradan mi? Para kazanma beklentisiyle, yüksek gelir beklentisiyle evini, arabasını satan, dolara da yatıran, coin'e de yatıran şu anda insanların yani. Evet, yani insanların aslında bu tarz şeyleri yönlendirirken yani daha vicdanlı mı davranması gerekiyor demek lazım. Yani biraz yani, daha evet, sorumluluk sahibi olmalı. Bu insanların hayatlarını etkiliyorsunuz. Siz de çok ciddi yani bunlar. Bir kitle var. Ülke yanıp bitse, yok olsa gerçekten bundan memnun olacak bir kitle var. Bu maalesef eğitimli bir kesimin içinde de var böyle bir insan maalesef kitlesi. Şimdi ben mesela bir şeyde bir denklem kuruyorum. Piyasa kötü, ekonomi kötü, dolar yükseliyor. İşte bu durumla hükümet başa çıkamaz. Erken seçim istiyoruz diyorsunuz. Bu son derece aslında çok sık gelmiş yani bizim tarihimizde. İlk defa duyduğumuz bir şey değil. Peki o zaman şimdi bakalım. Erken seçim isteyen taraflar değil mi? Şu anki siyaset sistemi ittifaklar üzerinden gidiyor. Cumhur İttifakı var. Programı var. Ekonomi programı bu diyor. Ve adayı var. Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Evet. Şimdi baktığınız zaman öbür tarafta yani Millet İttifakı'nda ittifakın üyeleri belli değil. Adayları belli değil. Ve erken seçim isteyen bir şey var. Mesela bu erken seçimi dikkat ederseniz en kuvvetli bağıran son birkaç gündür kim? HDP. Neden? Çünkü HDP şöyle bir şey. HDP küçük bir parti. Oy potansiyeli küçük. Ama kaos karmaşa ortamında küçük partiler her zaman kendilerine daha büyük söz söyleme imkanı bulurlar. Yani sizin belli bir adayınız olsa, bir programınız olsa erken seçim isteğiniz de çok mantıklı olur. Diyelim ki dediğiniz gibi oldu. Şu an piyasalar çöktük, bittik, battık biz ve hemen erken seçime gittik. Adayı olmayan, yani değil mi? 3 ay içinde erken seçim yapılıyor dendiğinizde ne olacak? Orada mesela öyle bir şey olursa diye niye bu mesela niye HDP'nin işine yarar? Çünkü aslında potansiyelinden çok daha büyük bir söz söyleme imkanı olur. Çünkü aday belli, evet, değil. Üstelik de ana muhalefet partisinin lideri var Sayın Kılıçdaroğlu. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına ortağı olan İyi Parti Ekrem İmamoğlu'nu açıkça destekliyor. Yani gözünde Rabbi yesir gördüm filan diyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Hani bir de CHP seçmeninin bu tabanının bu seküler laik söylemleri içinde bunu nasıl algılıyorlar, nasıl sindiriyorlar onu da bilemiyorum. Ama yani böyle bir gözünde Rabbi esir görülen bir adaya karşılık bir işte Kılıçdaroğlu vesaire. Yani bu tabii siyaset konuşmuyoruz şu anda ama yani baktığınız zaman bir düzensiz karmaşa işin içinde yani bir rasyonel bir şey de değil. Aslında ben olsam bu konuda hani böyle bu erken seçim isterken daha belli düzgün bir programının olması ve bir adayımın olması gerekir. Bütün bunlar olsa bu istek meşru bir istektir. Yani siyasetler her zaman aynen erken seçim isteyebilirler. Şimdi onu söyleyeceğim. Evet, bu çok meşru bir istek ama benim burada dikkatimi çeken şey şu. Hükümete muhalif olabilirsiniz. Yani Türkiye muhalifi olmak var. Bir de Türkiye hükümeti ya da iktidarına muhalif olmak var. Ben bütün bu resimde sanki bu manipülasyonlar, spekülasyonlar, kaos, tellalciliği vesaire bunları sanki Türkiye muhalefeti olarak görüyorum. Evet. Ve burada bence sıkıntı var bunların diyorum. Bunların erken seçim hükümeti, isteği de yok tabii yani. Tabii ki hükümete muhalif olsun, seçim istesin. Eyvallah, en meşru isteğim budur. Bir seçim dediğin gibi bir seçim şeyin olur, programın olur, adayın olur. Ben şu tarihte şunu yapılmasını istiyorum. Hazırlıklarım da bunlar. Halka da gerçi işte billboardlarda bazı şeyler görmeye başladık. İşte şunu vereceğiz, bunu vereceğiz ama belli bir aday yok. Yani bir partinin programının şeyinde. Program da yok. Mottolar var. Yani daha küçük, marjinal olabilecek partilerin daha avantajlı çıkabileceği bir evet, ortam var. Evet ama bu da komple yani bir ülke zarar görüyor. İnsanlar zarar görüyor buradan Meryem. Yani son 3 dakikamız. İsterseniz senden ve senden son cümlenizi ben alayım. Ben yorumumu yapmış olayım. Yani buradaki evet, muhalefet ayrımı benim için çok kıymetli. Meseleleri de böyle okuyorum. Belki insanlar da biraz buradan bakmalılar. Yani birini konuşurken
bir dakika, bu şu anda hükümete mi muhalif yoksa Türkiye'ye mi muhalif? Belki bu açıdan baktıkları zaman bir kriter koymuş olabilirim diye düşünüyorum. Benim kriterlerimden bir tanesi bu. En son Betül, senden yorum alalım. Nasıl, evet. Ne öneriyorsun? Ekonomi haberciliği konusunda nasıl bakalım? Nasıl bakalım? Neye inanalım? Yani, ne yapalım? Seni arayacağız. Onu anladık. Ama arayamayanlar ne yapsın? Sosyal medyada spekülasyon yapılan, arka arka iddialarda bulunan, rakamlar açıklayan kişilere bence çok itibar edilmemeli. Gerçek veriler var, tablolar var. Anlık hareketlere yönelik insanların yatırımlarını, birikimlerini yatırmaması gerektiğini biz artık çok net görüyoruz. Biz nasıl ki haber yaparken işin uzmanlarını arıyoruz, işin uzmanlarıyla görüşüyoruz. Gerçekten uzmanlarla, uzmanlardan okumalılar bu işin, ama gerçekten finans uzmanlarını takip etmeliler. Zaten hiçbir finans uzmanı dolar şu kadar olacak, coin bu kadar olacak şeklinde iddialarda bulunmaz. Bence bir de bir yönetim, gerçek bir finans uzmanı böyle bir şeyde bulunmaz. Böyle bir şey iddiada bulunmaz. Evet. Ve günün sonunda bu ülkede bir yönetim var. Eğer ki biraz biz bu modeli beklersek zaten bu tarz kısa anlık dönemlerde büyük kayıplar yaşamaz. Yani gerçekten birçok vatandaşın da kaybı söz konusu oldu bu dönemde, bu dolar hareketleri yüzünden. O kadar çağrıya rağmen, biz politika açıklayacağız, bize güvenin şeklindeki çağrılara rağmen maalesef kayıplar oldu. İnşallah bu son olur. İnşallah artık güven, çünkü ekonominin temeli güven. Güven odaklı hükümette güzel bir politika ne tür bir paket yürüteceğini açıkladı. Buna yönelik istikrarlı da adımlar devam ediyor. İnşallah bundan sonra biraz daha makul olur, o güven zemini oluştuktan sonra daha güzel sonuçlar elde ederiz diyorum. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Betül. Bize katıldın bugün. Ben yorumların teşekkür ederim. Için. Çok sorularımıza verdiğin cevaplar için. Çok benim teşekkür ederiz. Benim için de çok keyifliydi. Çok. Sen kapat Meryem bugün. Sana pas atıyorum. Tamam, peki. O zaman ben de fikrimi söyleyeyim. Gerçekten belki ekonominin ne olduğundan ziyade bu ekonomi üzerine yapılan tartışmanın ne olduğunu konuşmak çok kıymetli. Çünkü hepimiz bizler bu konulara haiz olamayabiliriz. Evet. İzleyicilerimiz bu konuları anlamayabilir. Paniğe vesaireye gerek yok. Bugün de ekonomi konuştuk. Haftaya başka bir konukla ve konuyla karşınızda olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.